Saygılı çocuksun. Seninle iyi anlaşacağız. Jestini beğendim. De ben gene farkında olmadan nasıl bir jest yaptım acaba? Gazetedeki haberden bahsediyorum. Kızlarla haberin çıktı. Manitas, bonitas durumlar ha. İşte huy işte. Can çıkmayınca huy da çıkmıyor. Ben şu üstüne bir ıslak tişört değiştireyim. Daha dur, şu bir tişört var mı ya? Tamam, üstüne. Tabii tabii, içeride her şey. Mutfak. Ben bu kutuları açayım bari. Mutfak herhalde bu. Ya biz öyle lazım olan bir iki bir şey çıkardık da yani bazıları kaldı burada. Tamam, gel iki dakika yardım et sen bana. Nari, biz bunları koyalım, sen ince ayarı yaparsın. Bir de bu dolaplar temizlendi mi? Temiz temiz, dün yapıldı temizlik. Her şey tamam. Gel. Ben de öyle bir uğrayayım dedim. Bir şeye ihtiyaç var mı? Yapılacak bir şey var mı diye bir bakayım dedim. Çok mersi Sermet Bey. Gördüğünüz gibi her şey halloldu. Yani ıvır zıvır ortalık toparlama kazan işi. Nari, burada parti yapalım mı? Şahane olur ya. Düşünsene böyle çimlere yayılırız. Oh mis gibi ısınma partisi. Öyle de adettendir. Ha, cumartesi yapalım mı? Tamam, ben her şeyi hazırlarım. Bütün malzemeyi bizim restorandan getiririz. Adamlar da gelir, hizmet ederler ha. Ay Sermet Bey, çok yaşayın vallahi. Ben de bir partiye hazır olarak gideyim değil mi? Yeter, yazık bana da. Yani bunlar hep son anda bana bırakırlar işi, o yüzden öyle dedim ben. Ya yaparız. Ben kralını yaparım yani. Abi, ya bir de bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Şimdi hani biz malum yeni şey yaptık ya, yerleşiyoruz ya buraya, çok iş var. Ben bugün izin istesem senden de, yarın sabah erkenden gelsem. Tamam, bugün izinlisin. O zaman ben de restorana gideyim, hazırlıklara başlayayım. Bir şeye ihtiyaç olursa... Yok, gerçekten teşekkür ederiz. Deniz, ne oluyor ya? Ne oluyor? Parti marti, sarıyorsun onu başımıza. Tamam be. Ablası, o da bizimle oynamak istiyor ama. Ne olacak, gelsin ya. Şşt. Çok iş var, hadi. Çık, 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 çık. Hadi. Söyleme. Bakın, sokağın ortasında hadise çıkarmamı... Daha ağzını açana kadar içini mermi doldurur. Anladın mı? Konuşacağız. Gel. Bülent. Lan sokağın ortasında kolunu bırak bari. Ağzına bir tane tokat patlatırım, görürsün lan gerizekalı. Gel sen, gel. Vay Nari Hanım. Vallahi bayağı yerleşmişsiniz. Ben malzemeleri aldım. Nereden başlayayım? Yatak odasına gerekli Necati abi. Aa, ev sahibim gelmiş. Güzel görünüyor burası. Fırat, sen nereden çıktın ya? Öğle tatilini bizimle mi geçireceksin? Necati abiyi getirdim. Gelmişken sizi görmek istedim. Bugün de bayağı gelen oldu ya. Sermet Beyler de geldi. Sen de hoş geldin bu arada. Fırat, ne yer ne içer, sana ne ikram edeyim? Ya sanki ikram edilecek çok şey var da. Her şey koyu de yani. Gerek yok zaten, hemen çıkacağım. Nari, bir sorun var mı? Yok, her şey yolunda. Gelsene, laflayalım iki dakika bahçede. Fırat, akşam siz bankadan davetli mi gideceksiniz? Irmak öyle bir şeyler söylüyordu. Evet. Hadi. Fırat, gerçekten bu evi bize bulduğun için sana çok teşekkür ederim. Çok özel bir yer burası. Bir akşam içki içmeye gelirim, oturup keyfini çıkartırız. Kolay gelsin. Görüşürüz. Geç bakalım. Yeni evine hoş geldin Narin. Hoş geldiniz. Al çocuğum şunu. Sen çocuğa yemek ısıt. Bir de çay demle, olur mu? Hemen abi sen. Yok Hafize teyze, ben kendim yaparım.
Herkes vazifesini bilsin. Hadi kızım. Yukarıdaki misafir odası senin. Git yerleş. Yıkan, paklan, hemen aşağıya. Sağ olsun Hafize Hanım aldı eve götürdü çocuğu. En azından orada rahat eder. Şu tatsızlık olmayaydı iyiydi ama oldu işte, ne yapalım. Olmuş da ölmüşe çare yok. Hadi oğlum. Ya niye öyle diyorsun Erdoğan? Bu oğlanı ben hasta hasta sokağa mı ataydım? Narin senin kızın değil mi Hatice? Ha? Ya ben biliyorum ablamı. Öyle başka evlerde falan rahat edemez. Tamam siz merak etmeyin, birkaç gün geçsin. Ben gider konuşurum Narin'le. Ben ikna ederim onu. Ben onun gözünden anlarım. Bir sıkıntısı varsa alır bizim eve getiririm, tamam mı? Siz merak etmeyin hadi. Hadi evladım kalk. Hayır, oğlanı sokakta mı bırakacaktım? Ne yapacaktım ben? Ay bayılacağım şimdi. Kızım bitirsene önündekileri bir an önce. Yok Hafize teyze, çok koymuş kızcağız. O yüzden yani hani ben zaten bu kadar çok yemek yiyemem, hep çok az yiyorum ben. Olmaz. İmtihana girecek çocuk, iyi beslenmeli. Bitireceksin o önündekileri. Kim? Bir arkadaş. Arkadaşının adı yok mu? Fırat. Ver bakayım sen o telefonu bana. Ver, ver. Ben bir genç kızın mesuliyetini alıp evime kabul ediyorsam öyle ulu orta flört etmesine izin vermem. Ben sana kuralları söyleyeyim bu evdeki. Cep telefonu yok okul bitene kadar. Senin öyle aşkla meşre kaybedecek zamanın yok. Kafanı dersten kaldırmayacaksın. Ben seni boşu boşuna mı destekliyorum? Hafize teyze, yani ben hiç aksatmam ki derslerimi, asla. Hem şimdi merak eder çocuk. Etmesin efendim, işine gücüne baksın. Benim kitabımda öyle şeyler yazmaz. Çabuk bitir yemeğini. Bitirmiyorsan da git yat. Saat kaç oldu? Senin yaşında bir çocuk bu saatte hala ayakta. Hale bak, 8 yaşımıza döndük. Yine iş aldık başımıza, iş. Şadi hiç olsaydı bir lokma da götürürdü bu köfteleri. Aa, anne köfte mi yapıyorsun? Yaşasın. Hangi dağda kurt öldü? Bugün aşağı mahalleye hoca efendinin yanına gittim. Bana dedi ki kocanın yemeğine leylek karıştır. Bir daha da gözü asla dışarı kaymaz. İçkiden meyhaneden de ayağını keser dedi. Ben bu evde bir daha hayatta hiçbir şey yemem. Bakalım Recep'im. Afiyet olsun sana. Buyur. Köfteler de mis gibi. Oh. Oh, oh. Ben şöyle tutalı alayım. Bırak kız. Annem babam için yaptı o köfteleri. Hem sen az önce peynir ekmek yemedin mi kız ha? Bırak da adam rahat rahat yesin yemeğini. Bıraksana kız yesin ya. Yok be baba, o oburluğundan yapıyor sadece. Biz az önce yedik zaten, çokuz. Oh. Afiyet olsun için. Al kızım yesa, ben gidiyorum. Gece nereye gidiyorsun Recep'im? Meyhaneye giderken sana hesap mı vereceğim? He?
Yemeği güzel yapıyorsun, geri kalan her şey. Çık şuradan. Bu lelek sahte miymiş yoksa? Lelek. Ya hoca efendi kesin tesirliydi dedi ama. Köftenin içinde lelek mi vardı? Sahte mi canım? Kız biz sana yeme demedik mi ha? Sahte canım. Lelek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.